11 ilimizde bir doğal afet yaşandı ama bu afeti zamanında müdahale etmeyen AKP bir insani felakete dönüştürdü. Binlerce insan kurtarılabilecekken AKP tarafından kurtarılamadı. İnsanları deprem öldürmedi. İnsanların AKP'nin yarattığı rant düzeni öldürdü, yolsuzluk öldürdü, talan öldürdü, yalan öldürdü, içini boşalttığı arpalığa dönüştürdüğü, liyakatsızlaştırdığı kurumların beceriksizliği öldürdü. Depremin ikinci günü sabah erkende bizler de Pazarcık'taydık. İlçeye girdiğimizde tek bir AFAD temsilcisi, tek bir Kızılay yöneticisi, kentin belediyesi ya hatta bir tane bekçi bile yoktu. İnsanlar kendi imkanlarıyla, çıplak elleriyle enkaz altında yakınlarını kurtarmaya çalışıyorlardı ama insanlar yakınlarını kurtarmak için ekipman bile bulamıyorlardı. AFAD'ı aradıklarında AFAD utanmadan ne diyordu biliyor musunuz? Ekipmanı bulun, biz gelip kurtaralım. İnsanlardan ekipman bulmasını talep eden bir AFAD vardı. Bir kez daha burada sormak istiyorum. AFAD'da jeneratör, Hilti neden olmaz? Neden olmadığını biz biliyoruz. Çünkü siz bu ekipmanları Suriye'de cihatistlere peşkeş çektiniz. Onun için de olmaz tabii ki. Evet, ilk üç gün siz insanları kaderine terk ettiniz, yalnız bıraktınız. Ağır kış koşullarında insanlara çadır vermediniz, su vermediniz, yaralarını sarmadınız. İnsanlar feryat figan içinde çadır talep ederken bu çadırı tedarik etmekte sorumlu olan kurum ne yapmış? Çadırları bekletmiş ilk üç gün, sonra bu çadırları satmış. Şimdi yok hava koşulları kötüydü, yok depremden kaynaklı yollar kapanmıştı, biz gidemedik diye yalanlar söylüyorsunuz topluma. Bir kez daha toplumu kandırıyorsunuz. Depremin ilk gününde Van'dan, Hakkari'den, Muğla'dan, Antalya'dan gençler, gönüllüler kendi imkanlarıyla deprem bölgesine gelmişti. Siz bu kadar olanağa sahipken, devletin bütün imkanlarını kullanırken nasıl oldu da bu bölgelere gelemediniz? Şimdi kendi beceriksizliğinizi bu rant düzeninize kılıf uydurmaya çalışıyorsunuz ve buna da inanmamızı bekliyorsunuz. Ülkemizin deprem kuşağında olduğunu herkes biliyor. Sabah akşam bilim insanları uyarıda bulundular, sözler söylediler. Hatta depremin olacağı bölgelerin haritalarını çıkardılar. Peki siz ne yaptınız? Hiçbir şey yapmadınız. 99'dan beri vergiler alınıyor. Enkaz altında bıraktığınız insanlardan vergi aldınız. Peki nerede bu vergiler? Ne yaptınız? Çarçur ettiniz. Bu aldığınız vergiler de sizlere haram olsun. Bin kez daha haram olsun. Uyarılara kulağınızı kapattınız. Kendi bildiğinizi okudunuz. Çünkü sizde şu düşünce var. Diyorsunuz ki tıpkı maden faciasında, Çorum trek kazasında ve orman yangınlarında olduğu gibi biz televizyonlara çıkarız. Deriz ki ya vallahi ilahi adaletti, kader planı der ve işin içinde çıkarız. Ama halklarımızın artık bu yalanlara karnı toktur. Depremi hazır hale getirmediniz. Uyarıları dikkate almadınız. Şimdi deprem olmuş, çıkıp diyorsunuz ki ya vallahi biz bir iki gün geç kaldık, bizi helal edin. O bir iki üç günde ne oldu siz biliyor musunuz? Canlar öldü. Aileler yok oldu. Çocuklar öldü. Gençler öldü. Kadınlar öldü. Yaşlılar öldü. Bu bir afet olarak geçiştiremez. Bu cinayettir. Bu cinayetin sorumlusu da AKP iktidarının ta kendisidir. Şimdi bunları söylediğimiz zaman da diyorsunuz ki ya da bunu söyleyenlere tehdit ediyorsunuz, not tutuyormuşsunuz. Biz sizin suçlarınızı söylemeye devam edeceğiz. Asıl halk size zamanı geldiğinde notunu verecektir. Biz insanca yaşamak için size hesap soruyoruz. İtiraz ediyoruz. Bir kez daha enkaz... Tamamlayalım lütfen. Hesap sormaya devam edeceğiz. İnsanlar enkaz altında kurtarmadığınız gibi ölen insanların cenazelerini sokakta bıraktınız. Hastane morglarında bıraktınız. Kefensiz defin ettiniz.
Refakatsiz çocukları cemaatlere, derneklere, kişilerin insafına terk ettiniz. Kendiniz yapmadığınız yardımı yapan gönüllüleri, kurumları, siyasi partileri engellediniz. Alanda haber yapan, bağımsız haber yapan gazetecileri tehdit ettiniz. Kriz koordinasyonlarına kayyum atadınız. Bakın, deprem anında bir umut olan Twitter'ı kapattınız. İnsanlar sağken, çığlık çalıyorken ne diyordunuz? Sela okutuyordunuz. Bence bunda gülünecek bir durum yok, utanacak bir durum var. Tüm bu suçları işlediniz, suçlusunuz. Bu tablo karşısında halk sizi istifaya davet ediyor. Eğer azıcık erdem olsa, haya olsa. Evet. Yaşadığımız felaketten dolayı hem meclis içinde hem de halkımızın, yurdumuzun her bir köşesinde kaybettiğimiz tüm canlarımızı rahmetle anıyorum ve halkımıza geçmiş olsun diyorum. İYİ Parti'nin Suriyeli göçmenlerin ülkelerine gönderilmesiyle ilgili önerge hakkında partim adına söz almış bulunuyorum. AKP iktidarının savaşçı ve yayılmacı politikalarına bazı muhalefet çevrelerinin destek vermesiyle bölge yıllardır bir ateş topu içine döndü. Toplumlar için doğal afetler nasıl kitlesel göçe sebep oluyorsa, savaşlar da toplumlar için bir afettir ve kitlesel göçler kaçınılmazdır. O yıllarda bunu sayısız kereler söylemiştik iktidara. Savaş toplumlar için bir yıkımdır ve o yıkım sadece o bölgedeki halkları değil, çevresini de, bölgeyi de yıkar, ezer demiştik. Ve o yıkımı etkilerini toplumumuz da maalesef yaşamaya mahkum edildi yıllardır. Fakat bunun çözüm yolu asla bir göçmen düşmanlığına yol açacak politikalar üreterek olmamalıdır. AKP'nin göçmenleri istismar ederek onların üzerinden dünya ülkelerine bir şantaj ve rant meselesine dönüştürmesi nasıl insanlık, hukuk ve vicdan dışıysa, göçmenleri eşit insan görememek, göçmen düşmanlığı üzerinden prim yapmak, göçmenleri en insani haklarından mahrum bırakmak, yaşam ve barınma haklarına engel olmak da bir insanlık, hukuk ve vicdan dışılıktır. İktidarın savaş, rant ve talan politikalarının neden olduğu yoksulluk, bahane edilerek gündeme getirilen göçmen düşmanlığı, yaşadığımız deprem felaketiyle yeniden bir tahrike sebep olmamalıdır. Deprem bölgelerinde Türkiye vatandaşı olmayan bazı göçmenlere ayrımcılık uygulandığına dair ve hedef gösterildiğine dair pek çok iddialar ve görüntüler mevcuttur. Bu yardım ve dayanışma kampanyaları insani yardım ve dayanışma kampanyalarıdır. Kim olursa olsun, vatandaşımız olsun ya da olmasın, depremzede herkes eşit şekilde bu yardımlara ulaştırmak bizim insanlık görevimizdir. Binlerce, milyonlarca göçmenin burada olmasının sebebi bu mecliste savaş tezkerelerine evet diyenlerdir. Ülkemizi açlığa, yoksulluğa girmesinin sorumluları göçmenler değildir. Savaşa evet diyenler. Tamamlayalım lütfen. Ben. Sermaye sahipleridirler, iktidar ile devlete çöken mafyadırlar, savaş baronlarıdırlar. Göç bir sonuçtur, bir insanlık meselesidir. Herkesin özgürce kendi yurdunda, toprağında yaşayacağı barış politikalarını savunmak göçmenlerin sorununu da çözecektir. Göçmenler saray rejiminin bir kozu ve göçmen düşmanlığının noktasında hedef tahtası olamayacak kadar önemli bir insanlık meselesidir. Meselenin çözümü basit ve nettir. Meseleye öncelikle Suriye'deki savaşın derhal sonlandırılması ve ülkemizde ve bölgede kalıcı barış, demokratik ortamın sağlanması soruna en net çözümü getirecektir. Bu siyasi ve toplumsal ahlaka sahip olan her kesimin üstlenmesi ve yerine getirmesi gereken tarihsel bir sorumluluktur. Teşekkürler Sayın Başkan.